Stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Dilek Şire Eren bizlerle kolajen, hyaluronik asit, sarı ışık bir sürü bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'dan geliyor değerli hekimimiz. Evet. Onu da hemen Aynen. belirtelim. Adana'ya da buradan Sizin çok uzaklardan selam gönderiyoruz. iletelim. Aynen. Evet cildimiz neden yaşlanıyordan başlayalım. Ana konularımız bunlar zaten. Evet. Birçok da böyle savaştığımız bir takım şeylerimiz Şeyler var. var. Ee, buyurunuz. Ne yazık ki önüne geçemediğimiz bir süreç. Hepimizin genetiğinde var. Gerçi insan hayatı bayağı uzatıldı eskilere göre. Hani artık 40-50 yıllardan 70-80'lere kadar, 90'lara kadar uzayan bir hayat söz konusu. Ve biz de bu süremiz uzadığı için artık o daha genç, canlı ve bakımlı görünmek istiyoruz. Ve ilk gördüğümüz yerde yüzümüz tabii ki. Hani zaman içinde yaşadığımız fiziksel şartların da etkisiyle, genetiğimizin de etkisiyle, yüzümüzdeki e, kolajen dediğimiz o çok sevdiğimiz malzemelerde bir azalmalar meydana geliyor. İşte fibrillerimiz gevşemeye başlıyor. Yağ yastıklarımız kayıyor yüzümüzde böyle buralarda sevmediğimiz çıkıntılar meydana geliyor. İşte yağlar gıdıda toplanıyor. Hani zayıf da olsak önünü alamıyoruz. E, bunun için e, artık teknolojide çalışıyor. Bunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Çok yeni yöntemler çıktı. Hani bazen e, gerçekten görüyoruz teknolojiyle beraber. ...hani daha canlı, daha parlak bir görüntü... ...hani çok e, yapay durmadan... ...daha nasıl iyi görünebiliriz... ...bunun üzerine çalışıyoruz açıkçası. Teknolojilerden bahsedeceğiz... ...hepsini bize anlatacaksınız ama... ...bir de bu hani ağızdan alınan, sürülen... E, ...ürünlerin e, ya da... ...vitaminlerin Hı. etkisi var mı? Şöyle... E, ...tabii ki kolajen anlamında bunların işe yaradığı gösterilmiş... Hı. ...ağızdan alınan ürünlerin... ...daha önce sadece vitamin desteklerini... ...öneriyorduk işte saç için, tırnak için... Ama şu anda özellikle kolajen grubunda e, ağızdan içilen kolajenlerin ciltte tip 1 ve tip 3 kolajenin e, ciltte belli bir miktara ulaştığı e, ve cildimizde yeterli miktarda olduğunda cildi bir parlaklık kazandırdığı gösterilmiş. Bunları tercih ederken tabii dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Kolajen molekül ağırlığı çok yüksek bir malzeme. Onun hidrolize olanını tercih etmemiz gerekiyor. Hani iyi firmaların böyle tescilli ürünlerinden almak, beraberinde vitamin kombinasyonları olduğunda çok daha etkili oluyor kullandığınız malzeme. Hani tabii gelinliksel olarak kemik suyu kaynatalım, içelim tabii. soruları çok geliyor bize. Evet. Ee, bunun bir nedeninin şöyle olduğu düşünülüyor. Hani eskiden yemeklerimizi yaparken etleri, kemikleri, sıkı tatları daha çok kullanıyorduk. Doğru. Son yıllarda etleri biraz daha saf kullanıyoruz, Hı -hı. kemiklerinden ayırıyoruz. Hı -hı. Ee, onun için tabii ki zamanın getirdiği etkilerle vücudumuzdaki kolajenlerimiz de azalıyor. O etin verdiği sağlıklı vitaminsel gıdaları ve kolajeni daha azalıyoruz artık. Onun için ağızdan destek yapmayı da biz öneriyoruz. Yüzünü sürebilecek ürünlerde tabii ki o çok kişinin kendine göre, cildine göre koruyucu ürünler sürülebiliyor. Belki yaşına göre ve uğradığımız çevresel faktörlere göre başlamak gerekiyor buna. ama bazen çok geç geliyor hasta bize. Belli bir hasar oluşmuş oluyor artık yüzünde. Hani çok sürerek ya da içerek, içerek başa çıkamayacağı sorunlar ortaya çıkmış olabiliyor cildinde. Onun için belki biraz daha destek tedaviler vermek gerekiyor de bazen bu kolajen defekt hastaları mesela kolajeni vücudunda üretemeyen ya da enzimlerde bir takım defektleri olan hastalar bana geliyorlar. Onlarda da sistemik önermeyi seviyorum aslında. Lokal çalışmak evet. daha ön planda tercih ettiğim bir şey ama e, ağızdan desteği de özellikle o size geliyor mu böyle kolajen defekte yok, yok. olan hani gevşemesi daha erken başlayan genetik olarak. Bir de tabii daha bilinçliler, daha önlem almayı böyle daha erken Aynı. yaşta başlıyorlar. Ee, tabii genel bir problem oluyor bu. İşte bacaklarda gevşeklik oluyor, oluyor selübüte erken başlıyor, işte e, boyun gidiyor gibi uğraşacak pek çok nokta oluyor. Nokta, ama aynen. Çünkü iyi kalmak istiyorlar, aynaya baktıklarında mutlu olmak istiyorlar. Evet. Ee, öyle. Genellikle şimdi bazı hasta gruplarımız Hı -hı. çok işlem yaptırmayı sevmiyor. Hı -hı. Hani dolgu botoksu özellikle istemiyor. Daha doğal görünmek istiyorum Hı -hı. diyor. Bir biraz daha erken geliyorlar. Hani daha... Böyle natürel ürünler, işte gençlik aşıları, hı hı. ağızdan destekler, vitaminler beslenmelerine dikkat ederek bunu çözmeye çalışıyorlar. Bazı kişilerde çok uğraşmak istemiyor, biraz hayat tarzı gibi. Hani ben işlemi yaptırayım, dolgumu, botoksumu çok gelmeyeyim, bir de birkaç kere geleyim, daha yoğun yaptırayım. Ama biz genellikle hani daha cildini tanıyarak, kendini tanıyarak sorunu, hani bir desteğini daha erken dönemde alırsa... E, belli kuruma gibi yatırımları biraz daha ufak şeyleri uzun vadede yaptırırsa çok daha net ve e, doğal bir sonuç oluyor yüzünde. Bizim görevimiz zaten hekim olarak uyarmak, anlatmak. Baktığınız tabii. zaman hani bir e, bugün öyle hissetmiyor olabilir ama birkaç sene sonrasında e, psikoloji o kadar değişken bir şey ki. Aynen. E, gerçekten bir an önce kurtarın ben diye koştuğu zaman da siz bir an önce devreye giremiyorsunuz. Hani belli bir süreç gerekiyor Geçmesi baktığımızda. Gerekiyor. O yüzden bir anlatmak gerekiyor galiba. Tabii tabii. Ee, Kolajen aşıları, hiyeronik asit uygulamaları Neden? gibi küçük dokunuşlarla zamanı geriye almak mümkün mü? Ee, mümkün. Çok sevdiğimiz uygulamalar onlar. <laughs> Şimdi orada hazır kolajeni küçük küçük enjeksiyonlarla e, cilde direkt verdiğimiz için çok daha hızlı bir etki gözüküyor açıkçası. İçeriğinde sadece hiyeronik asit olan moleküller şu anda çok daha zenginleştirildi. Privik asitler eklendi, süksinik asitler eklendi, mannitol grupları eklendi. Bunlarla istediğimiz şey çevrede çok bir yan etki oluşturmadan etkinin uzun sürmesi verdiğiniz ürünün çapraz bağımsız olması bir avantaj burada. Çok alerjik reaksiyon ya da böyle yüzünde sertlik hissetmiyor o hasta. Direkt cildine bir yönelik kesit uygulamasını yapmış oluyorsunuz açıkçası. Bunu yüzün her yerine uygulayabiliyorsunuz. Boyuna, ellere, dekolteye uygulayabiliyorsunuz. bunlar kesinlikle mimiklerde bir değişiklik meydana getirmiyor. Daha parlak ve canlı bir görüntü yapıyor. Çok sevdiğimiz uygulamalar. Ama tabii ki lazersel uygulamaları da ihmal etmiyoruz bunları yaparken. Evet, bir de sizin lazerle ilgili çok uzun yıllar tecrübeleriniz evet. olduğunu biliyoruz. E, lazer sistemlerini sizden dinlemek istiyoruz. Cilt gençleştirme yöntemlerinde evet. lazer teknolojileri nasıl kullanılıyor? Şimdi Lazerler e, dalga boylarına göre e, isimlendirilen sistemler. Ve genellikle böyle hedef dokuları oluyor cildimizde. İşte bunlardan melanosit olanlar, likeleri ortadan kaldırıyor. Bazıları damarlar üzerinde etkili oluyor. Ama çoğu ısı etkisiyle ciltteki kolajeni ve elastiğini arttırıyor. Bazıları soyma etkisiyle cildin yüzeyini soyuyor, ince bir yanık yapıyor. Soyularda kullandığımız lazerlerdeki amacımız bizim şu. Kesinlikle kişiyi sosyal hayatından çok uzaklaştırmak istemiyoruz. Hani daha e, ortalama bir etki yaratalım. Belki biraz daha uzun sürecek ama hani bir hafta birkaç hafta evde kapalı kalacağı bir tedavi şekli olmasın hastada. Ee, yan etkisi olmasın, sadece hedef dokuya ulaşsın ee, ve istediğimiz etkiyi oluştursun istiyoruz. Ee, bazen sadece cildi parlatmak için kullandığımız lazer sistemleri oluyor. Şimdi çok sevdiğimiz yeni lazer sistemlerinden biri de sarı ışık lazerleri. Bunlar çift lazer dalga boyu içeriyor. 578 nanometre yeni bir ışık sistemi 578. Ee, en çok kullandığımız alan aslında cilde kızarıklık olan hassasiyet olan rozal hastalarda kullanıyoruz. Çünkü kızarıklıkları ve damar yapısını görüyor o dalga boyu. Ama bunu tedavi ederken sadece o bölgede çalışıyor. Çevrede bir hasar oluşturmuyor. Günlük hayatını etkilemiyor hastanın. Uygun dozlarda yapıldığında sadece cilt parlatmada da kullandığımız bir lazer sistemi. İkinci dalga boyu yeşil ışık dediğimiz dalga boyu. Onu da ağırlıklı leke hastalarında kullanıyoruz burada seçtiğimizdeki hastaları daha çok likenin altında damarsal yapı olan leke hastaları. İkisini kombine ettiğimizde oldukça böyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu çift sarılı lazer ne kadar süredir hani ülkemizde ya da yurt dışında kullanılıyor? Aşağı yukarı? Ee, birkaç yıldır Türkiye'de, Türkiye'de var. Yıldır Yeni var. bir lazer sistemi. Aha. Çift sarılı lazer. Özellikle kullanıldığı alan roza hastalığı aslında. Roza hastalığı, ısı veren bir sistem mi peki? E, roza da damarları görüyor, 578 damarı ile ve damarları yakıyor. E, ama diğer lazerleri o anda daha sağlıklı bir şekilde yapıyor. Hani hı. çevreye çok fazla tahribat vermeden yapıyor hı hı. damar sistemini. Hani en sevdiğimiz şeylerden biri de aslında damarla beraber çevresindeki kızarık dokuyu da yok ediyor. Hı. Hani tek damar üzerine çalışmıyorsunuz. Kızarık olan alana çalışıyorsunuz onda. Kaç seansta şimdi ben onu soracağım. ne kadar süreli <laughs> bir uygulamadan bahsediyoruz. <laughs> evet, damar yaptığınızda birkaç seans yapmamız gerekiyor. Özellikle yüzde böyle hani ince kılcal damarlar, yaygın kızarıklık, küçük küçük kılcal damarlar burun kökünde ve yüzde. <laughs> Ama hani damarı yaptıktan sonra üzerinde kızarıklık ve cilt parlatma da yaptığımız bir uygulama. Hani onun için sadece parlatma yaptığınızda hani bir seansta bir parlak bir görüntü oluyor hastada bakım modunu kullanıyorsunuz onda. Ama eğer bir damar çalışacaksınız ya da lekede ilerleyen tedavilerin ...dedim ki tülyum lazerle üstteki lekeyi ortadan kaldırdığımız evrelerin devamında mutlaka uyguluyoruz. Çünkü e, lekenin yükseltmesini önlüyor. Lekenin altındaki damarları yakıyor. Hani ve lekeni daha sağlıklı bir şekilde tedavi ediyorsunuz. Yeni etki yapmıyor. Yazları uyguluyoruz. Lekelerin altındaki damarları uyguluyoruz. Hani bir de özellikle böyle Lekelidir ama böyle altta yatan bir kırmızı doku vardır hastalarda. Hı hı. Özellikle o tarz hastalarda öncelikle dual lazerle başlıyoruz tedaviye. Birçok kombinasyon sistemini kullanıyoruz yani. Kullanılıyor. Şimdi... Gözaltı morluklarında kullanıyoruz. Gözaltı morluklarında. Formlarının <laughs> lekelerde kullanıyoruz. Ama tabii roza hastası pek çok hasta var aslında. Isıyla ee, ve egzersizle, acı yemekle alevlenen dermatolojik hastalıklardan bir tanesi ama... Ee, bazen de tabi e, ağızdan ilaçla ilk önce baskılamak durumunda kalıp eğer sivilce tarzında akneleri varsa ismi üzerinde zaten akne aknerozası o zaman ondan sonrasında geçiyorsunuz değil mi bu tedavi tabii. sistemlerine bezerseniz aktif akne hem, varken değil yok akne varken ya da demodeks varsa eğer bir parazitsel evet. şey mutlaka tetkiklerini yapıyoruz tedavisini alıyoruz çünkü hı hı. onları yaptırmadan alırsak nüksediyor tabii kızarıklık evet. durumu <laughs> ee, onların tedavisinden sonra hastanın oldukça kızarıklık durumu geçiyor. Uh -huh. ee, eğer tabi parazit gibi bir durumu yükseltmezse de kalıcı oluyor. Uh -huh. Tedavi sonrası tamamen düzelir mi? Ee, ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra tamamen düzeliyor. Ee, ama genetik faktörleri varsa ya da hani buna neden olan bir faktörle tekrar karşılaşırsa olabiliyor. Ama gerçekten hani bu tarz hastalarda hep şikayet gelirler. Yüzüm allık sürülmüş gibi kıpkırmızı <laughs> geziyorum. O görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Hadi Psikolojik Güzel. durum bile önemli. Hormonal durum. Mesela menopoz sonrasında aktivasyon bile olabiliyor. olabiliyor. Dolayısıyla sistem değiştikçe çünkü yaşayan bir organizma üzerinde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla tamamen değil de böyle o atak sürelerini azaltmak bile Bak. muhteşem. Aynen. Rahat etmesini sağlıyorsunuz. Sağ İzleyicilerimize son önerilerinizi rica edelim. Bütün tedavilerimizi her zaman için ruhsatlı yerlerde ve bir tıp doktoruna yaptırmalarını öneriyorum ben. E, kullanılan ma malzemelere çünkü mutlaka bir doktor dikkat edecektir. Bir FDA onayı olması, CE onayı olması çok önemli bizim için. Hı hı. E, bir de doktorların öne önerilerine dikkat etsinler. İşte güneş koruyucu kullansınlar. <laughs> Dönüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz güneşe. <laughs> Gerçekten de zararları çok fazla. Özellikle, e, özellikle bir bölgenizde. işlem yaptırdıktan sonra. Yani işte ufak tefek önerilerimiz oluyor. İşte yüzünüzü çok yıkamayın bugün. Güneş kuruyucu sürün. Ama genelde ben hani tabii ki günlük hayatından uzaklaştırmıyor. Ama hani bayağı full makyaj yapıp. Bir yere de gitmelerini istemiyoruz hastaların tabii arkasında. <laughs> Çünkü cilt bütünlüğünü bozuyoruz. Aşağıya o zaman her şeyi indiririz. O zaman yaptığımız bir iş işe yaramaz. Ve enfeksiyonu açık bir odak haline getiriyorsunuz cilde. Evet bence de. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için bizi kırmadınız Adana'dan geldiniz ayağınıza sağlık diyoruz ben çok teşekkür teşekkürler. Medikal estetik hekimi Doktor Dilek Şire Eren programımıza Adana'dan gelerek katıldı şimdi biz Adana'ya gidiyoruz diş hekimi Yusuf Gürhan dönmesi ziyaret ediyoruz.